süt yumurta. Uuu, beyaz peynir. Uuu, çok ucu eze. Ah, nerede o eski mahalle bakkalları? Bu cümle günümüzde kısmen gerçekleşti. Yakındaysa muhtemelen tam anlamıyla gerçek olacak. Çünkü Türkiye'de perakende öyle bir yapıya ulaştı ki toplumsal ve ekonomik bir olguyu, bir varlığı, bakkalları ortadan kaldırma yolunda ilerliyor. Tabii zaman zaman kendi içinde de fireler veriyor. Fakat bu fireler yok olma yönünde değil, daha çok büyüme yönünde oluyor. Ne demek istediğimi anlamak için Uğur Ceze'nin hikayesi başlıyor. UCZ Mayıs 2012'de 10 mağazayla faaliyetlerine başlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ucuz sözcüğünün kısaltılmış hali UCZ. Tabii kısaltılmış derken sadece bir harf eksiği. Hatta reklamlarında da başta da gördüğümüz gibi çok ucuz şeklinde bir sloganları vardı. Neden bu isim tercih edilmiş diye düşünecek olursak, yani neden ucuz değil de UCZ? Muhtemelen BİM gibi, ŞOK gibi, 101 gibi halk arasında 3 harfler olarak tabir edilen bu market zincirlerinin kervanına katılmak için. Kervanına katılmaktan kastım şu aslında: tüketiciye biz de bu diğer marketlerle, BİM'le, ŞOK'la, 101'le aynı pazarda izlenimi vermek. Tabii ki bu benim varsayımım, belki de başka bir düşünceyle UCZ ismini tercih ettiler. Fakat ben iş modeli benzerliğinden kaynaklı olarak bu seçimi yaptıklarını ve tüketiciye bir mesaj verme gayesi güttüklerini düşünüyorum. Şimdi iş modeli benzerliği diyorum ama aslında iş modeli konusunda da bu üçlüden farklılaşan noktaları var UCZ'nin. Birazdan değineceğim. 2013 Mart ayına geliyoruz. UCZ 860 mağazaya ulaşıyor. Bakın, 2012 Mayıs ayında sadece 10 mağazası vardı. Yani henüz bir seneyi bile doldurmadan çok hızlı bir büyüme grafiği çiziyor. Peki o dönem şirketin hisse yapısı, ortaklık yapısı nasıl diye baktığımızda şirketin %80'i, büyük çoğunluğu Turgay Ciner'e ait. Kalan %20 ise %10, %10 olarak ikiye bölünmüş. %10'u Mehmet Fatih Saraç'a, %10'u da Yiğit Şardan'a ait. Şimdi bu isimler kim? Kısaca bu isimleri tanıyalım. Büyük hissedar Turgay Ciner'le başlayalım. Turgay Ciner iş dünyasında adı sıklıkla duyulan, fazlaca bilinen bir isim. Ciner grubunun, Ciner Holding'in başındaki isim ve bu holding bünyesinde farklı sektörlerde birçok şirket görüyoruz. Enerji ve madencilik, cam, denizcilik, ulaştırma alanında örneğin Havaş ve tabii ki hepimizin en çok aşina olduğu, her gün hayatımıza giren parçası belki de medya tarafı. Habertürk, Show, HT Bloomberg gibi yayın organları Ciner grubu bünyesinde. Ayrıca Kasımpaşa Spor Kulübü'nün başkanı da Turgay Ciner. Tüm bu belirtmiş olduğum şirketler dışında da şirketleri var. Ve hatta günümüzde Turkuaz grubuna ait olan Sabah ve ATV'nin de bir önceki sahibi Turgay Ciner'di. Geldik ikinci ismimize, Mehmet Fatih Saraç. Bu ismi BİM ve A101 videolarımı izlediyseniz büyük ihtimalle anımsayacaksınız. Mehmet Fatih Saraç bu önemli perakende devlerinin kuruluş sürecinde rol alan isimlerden bir tanesiydi. Bunun dışında biraz önce bahsettiğim Kasımpaşa Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri arasında aynı zamanda. Hatta takımın sportif direktörü de 19 yaşındaki oğlu Muhammed Emir Saraç. Mehmet Fatih Saraç'ın kardeşini de aslında biliyoruz. Yekta Saraç bir önceki YÖK başkanıydı. Şu anda da Cumhurbaşkanı başdanışmanları arasında. İşin medya tarafında da Mehmet Fatih Saraç'ı bir dönem görüyorduk. Ciner Yayın Holding'de yönetim kurulu başkan vekiliydi Mehmet Fatih Saraç. Yani Mehmet Fatih Saraç birçok önemli perakende devinin kuruluşunda yer alan, Kasımpaşa Spor Kulübü'nde önemli bir pozisyonda bulunan, Ciner Yayın Holding'de önemli bir pozisyonda bulunan ve tüm bu anlattıklarım dışında kendi şirketlere de olan yine bir iş adamı. Geldik üçüncü ismimize, Yiğit Şardan. Yiğit Şardan da reklamcı. Güzel Sanatlar adlı reklam ajansının başkanlığını yapan isim Yiğit Şardan. Hatta bir dönem dünyaca ünlü reklam ajansı Saatçi Saatçi'nin de Türkiye'deki ortağı oldu. Şimdi aslına bakarsanız bu kurucu isimlere baktığımızda UCZ'nin tepe kadrosunun gayet tecrübeli bir kadro olduğunu görebiliyoruz. İhtiyaç olan neredeyse her şey bu üç isim bir araya geldiğinde aslında var oluyor sistem içerisinde. Turgay Ciner önemli bir yatırımcı, önemli bir iş adamı, dolayısıyla sermaye demek. Mehmet Fatih Saraç'ın hem ciddi bir perakende tecrübesi var, yani bu işte esas ihtiyaç duyulan şey, hem de o da zaten bir iş adamı. Ve tabii ki her zaman ihtiyaç duyduğumuz şey, ürün veya hizmet ne olursa olsun onu pazara kavuşturabilmek, reklamını iyi şekilde yapabilmek. Üçüncü ismimiz de bu işlerde ciddi anlamda tecrübeli bir reklamcı. Yani sermaye var, bilgi birikimi var
ve tecrübe var, her şey var. Peki bunlar ideal görünmesine rağmen, her şey çok güzel görünmesine rağmen UCZ neden bugün hayatımızda yok? Birazdan göreceğiz. Şimdi biraz önce hatırlarsanız UCZ'nin iş modelinin aslında Şok, 101 ve BİM'den farklılaştığını belirtmiştim. Bu farklılaşmayla alakalı en önemli noktalardan bir tanesi UCZ franchise modelini uyguluyordu. Yani açılan mağazaların bir kısmını, örneğin siz bir vatandaş olarak franchise bedelini ödeyerek bu sisteme yatırım yaparak açabiliyordunuz. Dolayısıyla UCZ'nin iş ortağı haline geliyordunuz. Bugün baktığımızda ne Şok, ne A101, ne de BİM böyle bir model tercih etmiyor. Bütün şubelerini kendi bünyelerinde açıyorlar. En başlarda istatistikleri vermiştim ya, bir sene içerisinde çok ciddi bir büyüme görmüştük. İşte UCZ'nin bu denli hızlı büyümesindeki önemli faktörlerden bir tanesi de muhakkak franchise sistemine sahip olması. O dönem bir tanıtım kitapçığı hazırlamış UCZ, bu iş ortakları, potansiyel iş ortaklarına franchise sistemi hakkında bilgilendirme yapmak için. Bu kitapçığa şöyle bir göz gezdirdim. Genel olarak sistemden bahsediyor. İşte mağazalarla alakalı kriterlerden bahsediyor. Sonuçta tabii ki franchise sistemiyle büyümeyi hedefliyorlar ama bir standart tutturulması lazım. Yani mağazalar için örneğin temel bir boyut olması lazım. Minimum her mağazanın sahip olması gereken bir boyut. 70 metrekare satış alanı, 15 metrekare depo alanı gibi kriterleri var. Ve dükkanlarda da kod farkı olmasını istemiyorlar. Biliyorsunuz bu dükkanlarda, bu tarz dükkanlarda önemli unsurlardan bir tanesi. Peki bu kitapçıkta iş ortağı bulmak amacıyla, ağlarını daha da genişletmek amacıyla başka neler ortaya sunuyorlar? İş modellerini açıklıyorlar ve en önemli değer önerilerinden bir tanesi de şu aslında. UCZ ürünleri toplu olarak tedarik edebildiği için örneğin bir bakkala göre kullanıcıya daha düşük fiyatta sunabiliyor. Bu durum müşteriler açısından şu anlama geliyor. Örneğin siz bir ürünü bakkalda 1 liraya alacaksanız UCZ'de belki 80 kuruşa alacaksınız. Çünkü UCZ o ürünü çok daha fazla şekilde tedarik ediyor ve maliyetini düşürüyor. Peki bu iş ortakları açısından ne anlama geliyor? Aslında yine aynı anlama geliyor diyebiliriz. Ben satıcıyım örneğin. Bu ürünü eğer bir bakkal açarsam belki 1 liraya satabiliyor olacağım. Ama iş ortağı olduğumda 80 kuruşa satıp insanlar gözünde tercih sebebi olabiliyorum. Ayrıca bir bakkal olmak yerine bir markanın altında ilerlemeyi belki daha makul, daha doğru bir yatırım olarak görüyorum. Tabii bunun analiz edilmesi lazım. İşte dükkanın açılacağı yere vesaire birçok faktöre göre analiz edilmesi lazım. Yani bugün bir yatırım yapacak olsak ve UCZ hala açık olsaydı UCZ'ye mi para yatırırdık yoksa kendimiz bir bakkal mı açardık? Bu iki seçeneğimiz olsa tabii ki veriye, analize ihtiyacımız var. Kısacası BİM 101 Şok'tan en büyük farkı aslında franchise sistemi, veri oluşuydu. Bir diğer farkı da şuydu. UCZ bakkal konseptine daha yakın bir markette diyebiliriz belki de. Çünkü mahallelerden ziyade onlar sokak aralarına da inmeye başlamıştı. Ve çalışma saatleri çok geniş aralığa yayılıyordu. Dolayısıyla örneğin sabah erken saatlerde servisine binecek olan bir öğrenci binmeden önce diyelim ki gidip marketten bir şey alacak. O saatte BİM kapalı ama UCZ'ye gidip buradan alışveriş yapabiliyor. Akşam işten evine geç dönen birisi, mesaiye kalan birisi, saat işte 21.30'da gelen birisi belki A101'e giremiyor ama UCZ'ye girme ihtimali olabiliyor. Bitti mi avantajları ve bakkala benzeyen noktaları? Bitmedi. UCZ o dönem Denizbank'la anlaşma yapıp bir kart çıkardı ve bu kartla UCZ mağazalarından sadece alışveriş yapabiliyordunuz. Karşılığı da aslında bu bir veresiye kartı gibiydi. Bir ay sonra borcunuzu ödüyordunuz. Tabii ödemediğiniz takdirde faiz vesaire işliyordu yine. Yani UCZ bazı noktalarıyla bakkala benziyordu diyorum ya, kendini biraz böyle konumlandırdı dışarıdan bakınca. İşte veresiye sisteminde de o bakkaldaki veresiyeyi alıp kartlı veresiye olarak uyguladı. Hatta UCZ'nin büyümesiyle alakalı o dönem çıkan haberlere baktığımızda UCZ'nin bazı bakkalları da satın aldığı yönünde haberler var. Yani büyüme noktasında bakkalları satın alma yoluna da gidiyor. Çünkü diyorum ya, yani konumlandırma olarak pazarda kendilerini bakkallara benziyorlar. O yüzden gidip başka bir market devini almıyor örneğin, bakkalları alıyor. Biraz önce bakkallara benzerliğiyle alakalı lokasyon seçimine de değinmiştim ya, yani daha çok sokak ölçeğinde kalmayı da başarıyor demiştim UCZ. Dolayısıyla bakkalın yanına UCZ açıldığını düşünelim. İşte fiyat avantajından dolayı, bu saat avantajlarından dolayı belki siz UCZ'yi tercih edeceksiniz. Ama kuşkusuz asıl tercih sebeplerinden bir tanesi de dediğim gibi hemen yanı başınızda olması. Yani sizin daha ilerideki BİM'e, Şok'a, A101'e gitmenize veya Migros gibi, Carrefour gibi oluşumlara gitmenize gerek kalmayabilecekti. Günümüze geldiğimizde ise artık UCZ'yi görmediğimiz için şunu net şekilde söyleyebiliyoruz yeni durumda. Bunu, UCZ'nin bu hedefini yapmayı başaran şirketler BİM, Şok ve A101 üçlüsü oldu. Çünkü artık onlar o kadar fazla şube sayılarına ulaştılar ki mahalle ölçeğinden onlar da neredeyse sokak ölçeğine kadar inmeyi başardılar. Muhakkak sizler de görüyorsunuzdur, özellikle de İstanbul'da yaşıyorsanız, çok yakın noktalar arasında
birden fazla şok, birden fazla A101, birden fazla BİM görebiliyoruz. Bu nedenle belirttiğim gibi UCZ'nin koymuş olduğu aslında o güzel stratejiyi, mantıklı stratejiyi uygulamayı tam anlamıyla diğer üçlü başardı. Şimdi geliyoruz 2014 yılına. 2014 yılında Turgay Ciner UCZ'deki hisselerini satıyor. Hisselerin %60'ının 5 kişiye satıldığı bilgisi var basında. Bu arada nedenini araştırdım. Yani neden UCZ'yi satmayı tercih ettiler? Belki bir finansal kaynağa ihtiyaç oldu, bir şey oldu. Bu alanda önlerini açık göremediler, bilemiyorum. Ama nedeniyle alakalı ben bir açıklama, bir detay bilgi göremedim. Ki aslında görmek de isterdim. Asıl merak ettiğim noktalardan bir tanesi oydu tabii ki. Peki 5 kişiye satıldı diyorum ya, kim bu 5 kişi? Şimdi o 5 kişiyi tanıyalım. Yani UCZ'nin yeni sahiplerini. Ergün Bodur, Ertan Acar, İsmet Or, Ahmet Özaktaç, Veysel Taşkın. İlk isim Ergün Bodur hakkında araştırma yaptığımızda Yeni Doğan Gıda Pazarlama adında bir şirketle karşılaşıyoruz. Bu şirket Mersis kayıtlarından gördüğüm kadarıyla aynı şirket olduğunu düşünüyorum. İsim aynı gözüküyor. Şu anda tasfiye halinde görülüyor. Ayrıca okumuş olduğum haberlerde yer alan bilgiye göre de şirketin kuruluş sürecindeki ortaklardan birisi de şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O dönem Cumhurbaşkanı değildi tabii. İkinci ismimiz Ertan Acar. Ertan Acar'ın biraz önce bahsetmiş olduğum Ergün Bodur'la ve birazdan bahsedeceğim Veysel Taşkın'la Doğa Bitkisel Ürünler Anonim Şirketi adlı bir şirkette ortaklığı olduğu bilgisi o dönemki haberlerde yer alıyor. Onun dışında Baycan Sakızları'nı hatırlarsınız belki. Ülker videomda bahsetmiştim. Ülker tarafından satın alınmıştı. İşte Baycan Sakızları'nın da eski yöneticisi olarak ifade ediliyor. Sıradaki ismimiz İsmet Or. İsmet Or'un da Cafe Crown'un kafelerinin işletmeciliğini yaptığı bilgisi basında yer almış. Cafe Crown Ülker bünyesindeydi hatırlarsanız. Daha sonra Amerikalı Caribou'ya satıldı. Sıradaki ismimiz Ahmet Özaktaç. Ahmet Özaktaç'ta bir mühendis ve iTerm adlı bir şirketi var. Bu şirket elektrik tesisatı, mekanik tesisat, sıhhi tesisat gibi tesisat işleriyle uğraşıyor. Ve iTerm şirketinin sitesinde yapmış olduğu işlere baktığımızda Ülker gibi, Pladis gibi, Bizim Mutfak gibi, Ülker Sports Arena gibi referanslar görüyoruz. Ve son ismimiz Veysel Taşkın. Veysel Taşkın'a ait bir LinkedIn profili buldum. Yani Veysel Taşkın adında. Fakat kendisine mi ait bilemiyorum. Çünkü sadece 3 tane bağlantı gözüküyor. Belki hesabı kendi açmıştır, sonra çok umursamamıştır, kullanmamıştır, aktif olarak kullanmıyordur. Veya dediğim gibi kendi adına başkası tarafından açılmış bir hesap da olabilir. Fakat oradaki bilgilerin eğer doğru olduğunu, hatası olduğunu kabul edecek olursak 1996 ve 2006 yılları arasında Taşkın İnşaat adlı şirkette gözüküyor. Sonrasında ise Yıldız Holding ve Ülker'de yönetici olarak görülüyor. Şimdi dikkat ederseniz neredeyse saymış olduğum tüm isimlerde Ülker'le alakalı bir noktaya dikkat çektim. Yani hep olay bir şekilde Ülker'e bağlandı. Zaten bu satışla alakalı o dönemki haberlere baktığımızda UCZ'yi Ülker'in dostları satın aldı şeklinde başlıklar atılmış. Yani dolayısıyla bu isimlerle Ülker arasında da böyle bağlar var. Peki satış gerçekleşti. UCZ 2015 yılında satıştan da sonraki süreçte 900 mağazaya kadar çıkıyor. Fakat daha sonra şube sayısı 390'a kadar düşüyor. Çok ciddi bir düşüş. 2016 yılında ne oluyor biliyor musunuz? UCZ'yi Yıldız Holding alıyor. Çıkan haberlerde bir kısım hisseleri ifadesi var. Yani ne kadarının alındığı belirtilmemiş. Peki şimdi de gidiyoruz. Şok'un faaliyet raporuna bakıyoruz. Hayda, Şok nereden çıktı diyebilirsiniz. Nasıl ki Tansaş videomda Tansaş'ın aslında hala aramızda olduğunu, tamamen kaybolmadığını ifade ettiysem UCZ için de çok benzeri bir durum söz konusu. Çünkü UCZ'ler aslında hala aramızda birer Şok olarak. Peki nasıl oldu bu durum? İşte bu bahsettiğim faaliyet raporu, Şok'un faaliyet raporu bizleri bu konu hakkında bilgilendiriyor. Bu faaliyet raporu bize şunu söylüyor. 26 Aralık 2017'de Şok Tek Özel Gıda Anonim Şirketi'nin %55 hissesini Yıldız Holding'den alıyor. Geri kalan %45 hisseyi de 2 Temmuz 2018'de alıyor. Şimdi Yıldız Holding diyorum, Şok diyorum, Ülker diyorum. Aslında bunların hepsi bizim Ülker ailesi olarak bildiğimiz grubun önderliğinde ortaya çıkmış oluşumlar. Yani hiyerarşi olarak Ülker Yıldız Holding'in altında örneğin ama biz halk arasında Yıldız Holding diye bilmiyoruz. Daha çok Ülker olarak biliyoruz. Ülker ailesi olarak biliyoruz. Bu anlattığım yapıyı da düşünecek olursak kısacası Şok Yıldız Holding'den yine aslında bir kendi şirketleri olarak düşünebiliriz. Tek Özel Gıda'nın tamamını satın alıyor. Bunun UCZ ile ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi o noktaya gelelim. 26 Aralık 2017 tarihinde bu Tek Özel Gıda UCZ'nin %60 hissesine sahip. Ve 30 Ocak 2018'de de kalan %40 hissesini almış. Biraz önce ne dedik? Tek Özel Gıda'yı Şok Yıldız Holding'den aldı dedik. Tek Özel'de aslında UCZ'yi satın almış.
O zaman UCZ'ler artık birer şok oluşumu. İşte o nedenle bugün şok olarak gördüğümüz mağazaların bir kısmı aslında UCZ dedim. Ki hikayenin başında da dedim ya, zaman zaman fireler oluyor ama bu fireler büyüme yoluyla oluyor. İşte şok onları da bünyesine katıp daha çok şubeye ulaşıyor, şube sayısını artırıyor. Yani kısacası evet, artık UCZ'yi belki tabela olarak göremiyoruz ama hala bazı girdiğimiz mağazalar bilsek de bilmesek de UCZ. Evet, işte UCZ'nin hikayesi bu şekilde. Aslında genele baktığımızda UCZ pazarda uygulanan perakende modellerinden güzel noktaları alıp farklı bir model ortaya koydu. Önce çok hızlı büyüdü, sonra şube sayısında çok ciddi gerilemeler oldu. Hikayenin sonundaysa adını yaşatamasa da dolaylı olarak varlığını sürdürmeyi başarmış durumda. BİM'in, A101'in, Şok'un, Migros'un ve Tansaş'ın hikayelerini de merak ediyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere, bir sonraki videoya dek hoşça kalın.